kumaşlar sıkılsanız da, zorlarsanız da bu nedir deseniz de İngilizceye hakim olmanın tek yoludur. Ben size anlatacağım. Bir sürü şey anlatacağım ama ne yaparsanız yapın gidip geleceksiniz okuyacağız. Ama bu çok da şey değil yani. Ne diyor? Yavaş yavaş okuyun. Bir bilgisayar. Eşyan üzerler. Make up. Neymiş make up? Oluşturmak, düzenlemek. Neyi? %5'ten daha az mı? Neyi? Vücudunuzun kemiklerinin diye. But they are continually busy. Gibi. Bakacaksın neymiş bu? Burada yok. Sen bakacaksın. Sürekli olarak meşguldürler. Gibi. Okuduğunuz kelimeleri kullandığınız anlarınızı bir daha okuyun. Kelimeleri daha az baktığınız en sonunda bir daha gün yavaş yavaş neydi? Mümkün olduğunca kelimeleri okumadan en sonunda anladığımızda bunların hepsi bize kazanımdır. Kelime olarak da bakmayın, İngilizce olarak da bakmayın. Zaten hepsi denenmiş bilimsel makaleler. Yani kitapları nereden anlıyorum? Türkiye'de hiç anlamıyorum. Dünyada bu işi yani okuma ve kelime işini en iyi yapan ekiplerin hazırladığı 6 kitapta bir seriden aldım. O yüzden ticari bir yaklaşım yok. Pasajdan hakkında ilişkin dair mi?
neymiş? Edattır. Preposition ya da preposition diye geçer. Hakkında ilişki dair anlamında eş anlamları diyorsanız bak şunları bir köşeye yazınız. Concerning, regarding, in relation to, on, subject, on, with reference to, as regards. Alttaki hariç hepsi çok 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 önemli ifadeler. Niye? Paragrafta geçer, cümleten anlamında geçerler, yerde geçer. Ya ilk seferde hatırlamazsın. Birisi ya concerned'li bir şey vardı dersin. Ya referenced'li bir şey vardı ama ya bu regard mıydı, regard mıydı? 2, 3, 4 de dersin ki ya. Sonra bana şunu diyorlar. Ben as regards yapmışım. As regards yazarım. Sesini yazmam bile bile. O kadar oturmuş ki bende yanlış. Se olduğunu biliyorum. Ama oradan bir arkadaş diyor ki yine se'yi yazmadın. As regards olacaktı. Öyle mi ya sonra? Şimdi mesele bu. İşte kitabı vermediler yoksa bir tane mi var? Şu an bir tane. Evet. Şimdi bakın şu anda olmakta oluyor. Asıl mesele bunları kullanırken hem zamanı işleyip hem de yeni bir şeyler katabilirler. Bakın ebatı tekrar ediyorum. Neymiş? Concerning. Bakın bütün edatlar kendilerinden sonra nesne alır, isim alır. Doğru mu? Buradan ne gidiyor? Concerning gördüğünüz her yerde eşittir. Ebatsa concerning de kendinden sonra direkt isim alıyor mu? Bu pek çok sorunun cevabı. Görecek. Regarding de aynı şekilde. İsim alıyor. O zaman hakkında dair ilişkin. Bunları yazdım. Geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir iki de örnek yapıp başka bir kaynağa geçeceğim. Bu kitap zaten hepimizde var. Daha önce de ben birkaç yerde anlattım. Ama birlikte bakalım. Inspector müfettişmiş. Peki, 12 Türkçedeki civciv ikili karşılıyor. Bir fiili isim yapıyor desem. Inspect fiilinin anlamı nedir? O işi yapana müfettiş diyor. Teftiş. Evet. Neymiş o zaman inspect? Teftiş etmek. Doğru mu? Şimdi bakın isim halini gördük. Ben or eşittir, civciv iki, fiili eşittir, isimleştiriyor dedim. Bundan sonra, ya hocam biz inspector'ı gördük ama inspector'ı görmedik demeyin. Biraz kendinizden kalın. Tahmin edin. The inspector are now. Ne yapıyormuş arkadaşlar? Try. Çaba göstermek fiilidir. Kendisinden sonra özellikle try fiili infinitif alırsak. Bulmaya çaba gösteriyor. Öyle mi? Çalışıyorlar. Kimi bulmaya? O zaman bakın. ER eki aynen yukarıda az önce geçen OR eki gibi yine civciv ekidir. Fiili isimleştirir. Murderer katildir. Düşünün hangi eylemi yapıyor ki ona katil diyorlar. Murder nedir o zaman? Katil, öldürmek. Doğru mu? O zaman bakın murder, murder. Yani o kelime sayısı çok ya başımızın belası. Mümkün olduğunca daraltmak için hedefi küçültmek. Hedefi küçültmek için de bütün bilgiyi kullanmak, donanımı kullanmak. Tekrarlıyorum. Murderer. Öyle yazılır mesela. Murderer eşittir ere. Bu ere ne? Yapım eki. Ne işe yarar? Türü değiştirir. Fiili isim yapar. Tekrarlayalım. The inspectors are now. Şu anda trying. Try çalışmak, çaba göstermek. To find? Bulmak için. Bulmaya. Kimi? Türkçelerin buraya yazmamın sebebi siz de evde baktığınızda yapıyorsunuz. Şimdi kitaptan devam ediyor arkadaşlar. Burada bir tek şeyi vurgulayayım. O diğer kaynağımızda ilişkiler böyle yüz verdik. Benim daha kullandığım, sevdiğim bir ifade var. Orada alıştırmama geçeceğim. Kelimeler de çok güzel orada. Şudur arkadaşlar. Sıradan kullanımı zaten üç aşağı beş yukarı herkes bilir. Present continuous'un ne olduğunu herkes bilir. Bize hiçbir zaman sorun çıkaran bir yapı olmamıştır. Yalnız olağanın dışında kullanılması var. Nedir bu olağanın dışı? Eğer present continuous deniz benim dediğim şeyin dışında kullanılıyorsa, konuşma anında olan değil de. Gelecek zaman anlam taşıyorsa bu önemli. Çünkü bu baş belası olabilir. Bakın diyor ki, pardon. Sadece benim dediğim kısımları çalışıyorsunuz arkadaşlar. Ben orada çok şey yazdım, çok şey istemiyorum. Present continuous tense kendisinden sonra ya da önce kullanılan bir gelecek zaman zarfı ile birlikte gelecek zaman anlamı taşıyabilir. Türkçede de birebir aynısı var. Yarın Ankara'ya gidiyoruz. Delir mi denmez? Ne zaman deriz?
planlamışlar ya da aklında öyle bir plan oturmuşlar. O zaman aynı mantık birebir İngilizce'de mümkündür. Bakınız. Tomorrow dedim. Son derste, ilk derste ya da ilk günümüzde dedim ki zaman zarfı ana cümlenin zamanını belirler. Hakkında bilgi falan verme. Belirler. Yani tomorrow'un olduğu yerde tomorrow'un içinde geçtiği cümle %100 gelecek zaman anlamındadır. Doğru mu? O zaman tomorrow'dan sonra ben we are beginning to repair the roof of our house dediğinde yapılacak yerin bir gelecekte olduğu kesin mi? Bunu, bakın tekrarlıyorum, her ne kadar ya bu present continuous olsa da bizim için feature birer bir şey yapacak. Bu dediğimi hatırladın. After, before'lu zaman zarflarından bahsettiğimizde kısaca buna referans göstereceğim. Diyeceğim ki after'dan sonra gelen cümle ne almaz? Continuous almaz diyeceğim. Ana cümle de, diğer cümle de almaz diyeceğim ama istisna koşacak. Var mı burada bir sorun? Burada given efendim begin to repair desem çok bir şey değişmez, doğru mu? Çok bir şey değişmez. Yok hocam işte önceden belirlenmiş de falanmış filanmış. Bak tekrar söylüyorum. Bir going to ile bir farklıymış. Yok efendim present continuous'un gelecek zaman kullanımıyla bir farklıymış. Beni ilgilendirmiyor. Öyle bir şey. Bilmiyorum. Zaten biliyorsanız size yeter. Bilmiyorsanız da boş ver. Çünkü yani böyle İngilizce must ile have to arasında bir de bir going to arasındaki abuk sabuk farklar değil ki. Bize sorulan ünlet soru değil. Çok daha üstteyiz. O yüzden bunlara bakıyorsunuz. Bakın ne diyor? She is not going out with me. Next. Gelecek hafta benimle yemeğe çıkmıyor. Benimle dışarı çıkmıyor. Go out. Türkçe'de go out'u, go ve out ifadelerini yan yana koyarsanız ne çıkar? Go, çıkmak, gitmek. Out dışarı mı? Bir, biri yemeğe çıkmak. İki, bildiğimiz anlamda kadın erkek çıkmak. Benimle çıkar mısın gibi bir ifade. Üç, bir şeyin dışına çıkmaktır. Go out of. Yani Türkçe neyse yan yana koyun ve korkmayın. Go out. Şimdi bu always falan filan kısmı sizi ilgilendirmiyor, beni de ilgilendirmiyor. Ben bir sürü açıklama yazdım. Çok şey yazdım. Ama onlar ÜDS sınavı için anlamlı, gerekli, şart değil. Olmazsa olmaz yapılar. Şimdi bakınız. Çok sevdiğim bir kitap. Ben olsam diyorum. Bu İngiliz Grammar'ı yüzü ben hala alır defalarca okurum. Zevk kalırım bu kitap. Bu kitaptan. Başkasından değil. Bilmiyor muyum? Artık belki görmediğim noktası bile kaldı. Ama o kadar hoş veriyor ki olayları. Böyle dan 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 kitabın ortasından konuşuyor adam. Buna benzer pek çok kitap var. Yüzlerce var ama ana kaynağı herhalde bu. Şimdi bak. Stabil example situation. İngilizceye hakim olmak istiyorsanız bu situation kavramı oturma, durum. Hangi durumda kullanılır? Kural değil mi? Yani bir kural verirsin ama bu kural nerede? Bunu meydana getiren ortam nedir? Ki ÜDS'de her şeyi bu ortama dayanır. Bakın. Anne is in her car. Nerede? En kardeşim burada. El sallıyor. She is on her way to work. Buradaki on her way to bir kalıptır. On someone's way to work. Nereye gidiyor? Neyin yolunda? Şu anda she is on her way to dediğimizde işe gidiyor, işin yolunda. İşe doğru yola çıkmış anlamı oluyor mu? Tekrarlayalım. Anne is in her car. She is on her way to work. She is driving. Bakın, işin yolunda derken, she is driving. İşe doğru araba kullanıyor mu? Soruyorum. Ne zaman yola çıktı bilginiz var mı? Ne kadar araba kullanacağına dair bilginiz var mı? Yok. Ama bir de şey biliyorsunuz. Şu anda meşgul olduğu bu. Bir de makyaj yapıyordum. Ben saçımı tarıyorum. Olmadı işte. Biliyorum. Nereden gelecek cevap diye bekliyorum. Dediğim yerden gel.
time of speaking. Bakın bu at the time of speaking. Buradaki at, ilk derken hatırlayalım. Tam spesifik bir zamansal nokta veriyordu değil mi? At the time of speaking tam da konuşma anı. Ben bu ifadeyi çok severim. Her yerde anlatırken de kullanırım. At the time of speaking. Konuşma anında olmakta olan eylem. Başka hiçbir bilginiz yok. Bakın tekrarlıyorum. Ne zaman oluyor, ne oluyor? Şimdi bakın ne diyor? This is the present continuous tense. Tabii bunu hepimiz zaten biliyoruz efendim. Yok. Eliza artı fiilin ayrıca almış hali. Görünce algılayacağınız için soruyorum. Hedefimiz present continuous'u doğru kullanmak olsaydı yaparken falan işimiz çok sakın. Ama görünce algılamak olduğu için kolay. O iş, Türk milleti o işi bize veriyor. We use the present continuous. Bakın, we use the present continuous. Kullanıyoruz diyor. Neyi? Present continuous'u. When we talk about something. Bir şeyden bahsettiğimizde. Something that is happening. Bakın buradaki that. Eğer that İngilizce'de sevgili arkadaşlar, relative clause'u anlatmadan ufak bir ipucu verelim. That'ten sonra fiil varsa, onu algılamaya çalışıyorsanız, fiile en az iki ekleyip, devam edin. Şimdi that is happening olan değil mi? That is happening olmakta olandır bak. Oluyor diyorsunuz. That geliyorsa, that kendisinden sonra fiil alıyorsa sıfat cümlesi en az iki eklediğiniz anda olayı anlamış olursunuz. Something diyor. Bir şey. That is happening olan bir şey. Ne zaman? Yine şu anda. Konuşma anında. Burada beni bir daha tekrarlayalım. Ben ile başlayan cümlenin görevi ana cümlenin zamanını belirlemekti. Doğru mu? Zarf diye kabul ediyorduk. Cümle olarak değil. Bakın talk konuşma. About hakkında konuşma. Türkçesinden bahsetmek. Yine bir phrasal verb. Yine aslında korkulacak bir şey yok. İsim, fiil artı edatın anlamı. Var mı başka bir şey? O yüzden phrasal verb'leri de çok fazla gözümüzde büyütmüyor. Ve iddia ediyoruz. İngiliz kremlerin İngiliz'in arkasındaki phrasal verb'ler ünitesini çalışıp %100 hepsini doğru yapar. Hangisi önemli diyorsanız arkadakiler önemli işte. Çok da yok işte. Kitabın verdikleri %99 bundan çıkıyor. Please don't make so much noise. Ünitesinde de çıktı daha önce buna benzer bir şey. Karşılıklı konuşma sorusuydu. Çok fazla gürültü yapma. I am studying. Bazı kitaplarda ne yazar? Benim kitaplarım. The babies. Konuşma, bebek uyuyor. Bebeğin ne zamandır uyumakta olduğunu önemi var. Uyandırma, ben bir de bunu tanım. Where is Peggy? She is taking a bath. Özne, fiil denetim. İngilizce temelde basın. O, is taking, alıyor. Ne alıyor? Take de olur, having diye de kullanılıyor. Let's go out now. Hadi dışarı çıkalım. It isn't raining anymore. Artık. Şimdi burada mesela herkes biliyor ama adam biraz noktuyusu biliyorum diyor. Anymore nedir? Yani herkes biliyor ya. Bu anymore nedir? Kuralı nedir? Bana söyleyecek var mı? Anladım. Öyle olumsuz cümleler de var. Tamam. Olumsuz bir şey. İşte. Artık yani artık. Yani. İnşallah bu olumsuz kullanımı katmıyor. Çok yanmıyor. Kendi katamıyor zaten. Çünkü zaten cümle olumsuz. Evet. Bir eylemin o söylenen andan itibaren yapılmayacağını, geçerli olmadığını gösterir. Ama bu da değildir cevap. Mesela neden değil? Çünkü bunun anymore var. Hangisiydi buradaki? Anymore mu, any longer? Bu anymore. Bir de any longer var mesela. Anymore ve any longer olumsuz cümlede cümlenin sonunda bahsedilen cümlenin artık geçerli olmadığını ifade etmek için ayrıca anlatacağım bunu. Ama bir sefer anlatmak da olmuyor ki. Ben sana bir sefer anlattım. Yani sen de hemen öğrendin, böyle takır takır kullanayım. Bir kere anlatacağız, ya bir şey vardı, bir daha. Ne katıyor? It isn't raining anymore. Artık yağmıyor. Bir de no'luları var bunda. No more, no longer. Onun özel bir durumu var. O cümlenin sonunda değil. Fiilden önce. Onu da no longer ifade
ifadesi araya girecek. Anymore ya da any longer ifadesi cümle sonunda. Güzel bir ifade bakın. At a party diyor. Yine etin önemli kullanımlarından biri. Niye et demiş ya, in demiş, dememiş de. Party de diyor. Et. Ne alaka? İnsanların belli bir amaçla bir araya geldiği toplantıların önüne kullanılan edat ettir. Şimdi ben size bir soru sorayım. Çok çıkan bir soru. Konferans önünde boşluk var. Hangi edatı kullanacaksın? Düğün var. Dernek var. Toplantı var. Çünkü et spesifik olarak bir araya gelinen hem olay hem mekanı veriyor. O yüzden sevgili arkadaşlar bakın, et edatı ilk derste söylediğimiz gibi merceğin odaklanması gibi odaklanma veriyor. Ve ayrıca bir tane daha kullanımını ben söyleyeyim. Ve insanlar belli bir amaçla bir araya geliyorlarsa, ortak hedefleri varsa, düğün olur, dernek olur, toplantı olur, göster olur. Hep hayra toplanacak halleri yok ya. Bazen de gösteri yapmak için diyorlar. Ama oradaki hedef ortak bir amaç için insanların bir araya nişanda da olur. Bundan sonra hocam şurada olur mu burada olur mu bana ne? Ortak amaçta bir araya geliyorlarsa et oluyor. Tek tek liste merak eden varsa kitabın arkasında var. Etle ilgili kullanılan önemli unsurların hepsi prepozisyon bölümünde de var arkada da. Hocam şu lafı da duymak istemiyorum. Hocam phrasal verb listesini bize ne zaman vereceksin? Kitabın arkasında bir tane var. Ben vermişim zaten. Çalışın adını gösteriyor, benim canımı sıkıyor, frenim bozuluyor. Arkada var. Üstelik yani mesela et demişim, sınavda çıkanların hepsini vermiş, arkada ayrıca liste vermişim. Yani ona lütfen dikkat edin. Şimdi, at a party, hello and are you enjoying the party ifadesi, enjoy'u zaten ing aldığın halde bir durum. O anda bahsediyor, ya halinde memnun musun diyor, konuşma anında halinde memnun musun? Artık nasıl? Hoşuna gidiyorum o anda. Bakın. We use, we also use, we also use. Şurada da kullanırız. Bakın ayrıca also'nun kullanımını da burada hatırlayalım. Neymiş also? Fiilden önce ama fiilden önce kullanılan also. D'da, dahi anlamında kullanılan bir ifade. Şimdi yukarıda present continuous ile ilgili bir kullanım anlattık mı? We also use diyorsak, also'yu kullanıyorsak, also'dan sonra gelen fiilin ifade etmişliği, etmiş olduğu anlamdan daha önceden bahsetmemiz lazım. Yani, we also use diyorsak önce şurada kullanıyoruz diyeceğiz. Ne işe yarayacak bu? Paragraf tamamlarken, yanlışı çıkarırken buna dayanacak. Bakın also var diyeceğim. Daha önce de bundan bahsetmişti. Hadi bunları birleştirelim. Bu boşluğa bunu koyalım. We also use. Present continuous'u şurada da kullanırız. The present continuous. When we talk about something. That is happening. Olmakta olan. Around the time of speaking. Konuşma anında olmakta olan. But not necessarily. Exactly at the time of speaking. Fakat tam da konuşulmakta olan anda olmak zorunda değildir. Benim verdiğim kurs örneği. Study this example situation. Tom and Ed are talking about having coffee. Pardon. Talking and having coffee. Yine kafe. Kafe pardon. Söylemiyorum bunu. Bir kafede kahve içip konuşuyorlarmış. Laklak ediyorlarmış arkadaşlar. Tom says. Tom der diyor. Diyor. I am reading an interesting book at the moment. Şu sıralar, şu anda ilginç bir kitap okuyorum. Yani kafedeydi bunlar. Hani kahve içiyor, laklak ediyorlar. O zaman kitap okumak, tabii ki aralıklarla yapılan bir eylemdir. Ama continuous kullanılır. Herhalde 24, ben bir kitap okumaya başladığımda bitirene kadar bırakmam deseniz de doğru bir şey değil. Arada yemek yersin, çay içersin. Evliysen çoluk çocuk gelir, bir şey olur değil mi? Ama buradaki kast edilen o eylemin ortasında olduğumuz, başladığımız ve ama tamamlayamadığımızdır. Konuşma anında o eylemin yapıldığı özel zaman dilimine girilmiş olmayabilir. Mesela pazartesi, çarşamba, cuma kurs var. 3'er saat doğru mu? 6-15, 9-9-5
Şimdi bakın. I will lend it to you when I have finished it. Lend fiili mi? Hemen her zaman yaptığımız işi yapıyoruz. Sözlüğümüzü kullanıyoruz abi. Boş verdim. Şimdi şey yaptık. Öteki sözlüğü açayım. Her versiyonu var Allah'a şükür. Şimdi tersine bakalım. Neydi ters arkadaşlar? Ödünç vermek, ödünç almak. Lend it to you when I have finished diyor. Doğru mu? Geçiyorum. Bakın. Maria is studying English at a language school diyor. Bizim durumumuz. Şimdi ne işe yaradığı üç aşağı beş yukarı ortada mı? Diğer başka kullanım derseniz. Aşağıda bir tane daha var. Onu hızla değişmekte olan eylemler. Bakın nerede kullandığını artık örnekten gidince zaten anlarsınız. The population of the world, dünya nüfusu, is rising very fast dediğimde. Her an zaten olmakta olan eylemde. Şu anda vurgu yapıyoruz. Peki ne zaman bu present perfect olur? Son şu kadar zamanda şu kadar artış oldu diyorsa, işin içine süreci sokuyorsa, işin içine belli bir zaman dilimini sokuyorsa, iş hemen perfect olur. Is your English getting better? Ya sen kursa gidiyorsun da işe yarıyor mu diyor. İngilizcen gelişiyor. Var mı sorun? Şu anda soracak bir şey var mı? Evet. Birlikte birkaç egzersiz yapalım. Put the verb into the correct form. Bakın. Put the verb into. Ayrıca burada da put into phrase'in verb'ünü çalışmış oluyoruz. Doğru hale sokun diyor değil mi? Put koymak yüzün içine diyor. Mesela kitabı çantanın içine koy da olur. Şekle dönüştürmek değil mi? Burada dönüştürme kararı var aslında. Halinde kullanın diyor. Bize ne verdik? Parantez içinde try fiilini veriyor. Biz onu doğru forma dönüştürüyor muyuz? Yine pazartesi günü söylemiş olduğum bir şeyi hatırlayın. Değişim varsa, halden hale dönüşüm varsa into preposyonu var. Bakın buradaki put into correct form dediği şu. Şunu veriyor bize. Biz hangi hali doğruysa onu değiştiriyor, şeklini uygulayıp koyuyor muyuz? O zaman put into bu. Please don't make so much noise. O kadar ne yapma? Gürültüyor. I am studying. Var mı sorun? Zaten örnekler adı üzerinde örnek olur. Şey de kolay değil. Yani zor değil ama mantık aynı. Yani çıkacak olan cümle de aynı, sorulacak olan soru da aynı. Listen to those people. O insanları dinle. Bunu atladım. What language are they speaking? Ya kardeşim bunlar hangi lisanı kullanıyor? Nece konuşuyor bunlar Türkçesi? Tamam mı? Konuşuyor bunlar. Konuşma anında değil mi? Başkalarını dinliyor muhtemelen kulak kapatmış. Hani dizilerde falan çıkıyor ya meraklı. Kapıya dayamış kulağını ve kayınvalide. Please be quiet diyor. Lütfen sessiz ol. I am trying to concentrate. Doğru mu? Şimdi burada cümleyi kullandık. Present continuous çalıştık ama hemen iki tane ekstra şey yapalım. Biraz daha. Concentrate kendisinden sonra hangi edat alır? Her zaman mı? Bir şeyin üzerine odaklanmak değil mi? Concentrate. Bak, focus da aynı, concentrate da aynı. Çıkıyor mu? Çıkıyor. En fazla efendim İngilizce'de kullanılan preposyonlu ifadeler arasında her zaman var. Ne var? Fokus var. Mesela benim en çok sevdiğim kitaplardan biri. Biraz Kamer kitabı neymiş? Odaklamak diyor mu? Fokusla, evet. Kendisinden sonra, bakın. Ben bu infokusu demiyorum. İyi odaklanmış. Out of focus,
otaktan kaymıştır. Benim söylediğimi net anlayalım. Kendisinden sonra bir edat alacaksa ne alır? İşte bunu önümüzde onu dediğimiz zaman in çıktı. Ne önünde çıktı? Ben önünde demiyorum ki. Ben hep aslında diyorum. Doğru mu? Basit ama çok fazla sorumlu arkadaşlar. Gördüğünüz anda tereddüt göstermeyeceksiniz. Bu kadar da basit. Bak bu son mu soru? Evet, o soru ne? 1.25 bedavadan versen ne olur? Kıyamet günü olur. Zaten 80 tane pis soru var. O zamanlar da özellikle zaten. Maşallah da olur. Sanki öteki daha iyi gibi ne yani? Vardı o. Ya biz mi alıştık diyor? Ben mi alıştık? Look out.
kamera koydum. Çalışmıyor yani. Süper. Rahat durmuşlar o sırada. Korku. Yani ama gerçekten de aklıma geldi ya. Artık illa Allah şu köşeye bir şey koyayım. Çekemeyeceğim belli olur değil mi kamerada? Oturur seyreder. Ama ondan ben de mutlaka bir yolunu bulurlar diye düşünüyorum. It is a good boy. Şimdi Luke'un ne oldu? Bakın yaklaşım önemli. Bundan sonra Luke'u göreceğiz. Luke'u biliyor. Bilmeyen var bunu. Foru bilmeyen var. Ama Luke'u bilmeyen çıkıyor işte. Çıkmamalı. Kendinize biraz güvenin. Bir şeyler katın ya. It is a good movie. Isn't it? Güzel bir film değil mi? Bak at the movie istiyor. At the movie. Bugün ne sinema salonu? Evet. Bir amaç için toplanmışlar. Amaçlarını da bilmem ama ortak bir amaç var. Acaba orada ne? Are you enjoying it? Filmin hoşuna gidiyor. Seyrederken. Diyorsan da bir arada film seyredin. Listen, can you hear those people next door? Bu da çok ayıp. Komşuları duyabiliyor musun? Bakın, they are yelling at each other again. Diğer, daha önce duyan var mı? Var, var. Bakın ben size hemen göstereyim. Neymiş? Bunu da değil, değil mi? Ne? Diğer. Demek ki önemli bir şeymiş. Doğru mu? Neymiş? Bağırmak, nara atmak, bağırışmak, nara diyor. Bir de benim size ödev olarak vereceğim okuma parçalarından bir şey. Önemli. Çıkar mı? Çıkar. Alın. Bağırmak, nara atmak, isim. İl, isim, ses, zez, zar, fe, fiil olarak kullanılmış. Bugün size dağıtılacak. Bu söylediğim için. Okey mi arkadaşlar? They are yelling at each other. Bakın niye yelling? Direkt birbirlerine hedef alarak bağırışıyorlar. Birbirlerine çemkiriyorlar. Yelling, çemkirmek değil. İngilizce'nin Türkçe'ye kolay, sallayabilirim. Hadi birisi getirdi. Çemkirmek fiilini Türkçe'ye verdi, İngilizce'ye çevir. Onu kibarlaştıramazsın. Adam Türkçe'de çemkirmek diyorsa siz de onu yelek olarak yazmanız lazım. Geçiyorum. Why are you wearing your coat today? Niye ceketini giydin ki? Giyiyorsun. Yani üzerinde varsa. Sıcak giyiyor. Var mı sor? Siz beni bakıyorum. Vardır bir hikmetli adam giymiş. Ama ilgisini çekmiş. Bu da sor. Bakın, ne demiştik? Bireyler bizim genel olarak alışkanlığımızı, yaptığımız işi gösteriyorsa simple present'tir. Ama geçici bir süre işimizde farklılaşma oluyorsa ne diyelim? Rektörlük bana kızdı, kızamıyorsun. Sen bu hafta su şehrine git dedi. Bir ay yana orada İngilizce derslerini yap gel dedi diyelim. Haklıdır. Öyle mi? O zaman ben ne derim? Ya ben normalde işte İngiliz Dili Edebiyatı bölümü değilim ama geçici süreyle burada İngilizce öğretiyor. Burada derse giriyor. Aynısı. Ne diyor? I am not working this week. Değil mi? Bu hafta çalışmıyorum. Normalde çalışırım. İşim var anlamı çıkar mı? Çıkar. Ne diyor? I am on vacation. O ile olursa meslektir. İştir vacation. A ile olursa seyahattir. Meslek yüksekokulu da vocational school'dur arkadaşlar. Hemen önemli olduğu için onu da burada iki farklı şeyi gösterelim. İkisi de bilimseldir. Bir on vacation, kalın. Kalınsa önemlidir. Niye? Orada on preposyonu çık diye sorulabilir. Bir on vacation diyor. Doğru mu? Burada arkadaşlar ne yaptıysam ben bu. Anlam dediğini değer vermişim. Biraz değiştireyim. İyi olsun. Ben de yeşil gözükmedi, değil mi? Yeşil değiştireceğim, onu burada yapacağım. Şimdi oldu. Evet, o. Gözüküyor mu orada? Anlam bu sefer şu anda. Anlamı da siyah yapalım. Evet, arkadaşlar.
okullar kalktı. Bir, on, vacation. Beyond vacation, beyond vacation, beyond vacation, beyond vacation, beyond vacation. O ile olursa sevgili arkadaşlar yine çok önemli bir kelime bizim için. Bakın önce vocational dedik ya meslek yüksek okulu. Vocational school diye geçer. Alternatif çevirileri yapanlar da var. Üniversitelerin sayfaları bile birbirini tutuyor. İnanmayan edebiyat fakültesine gitsin baksın. Neymiş? Vocational. 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 O ya. Vocational. O varsa, ya duymayacağımız için sınav önemli değil ama madem bunca bakmıyoruz. Vocational. Neymiş? Allah'ın çağrısına uyarak yapılan görev veya iş. Bu ülkede de zor şükür. Allah'tan bir göreve çağırıp, bu da ülkesi de zor şükür. Sosyalde çıkar çıkar. Hayır. Hidayet konusu da çıkartıyor. O da sosyal bilimlerin bir parçası da aynı. Hani ondan gelen göre. O kadar cesaret. Cesaret sorsa var. Papa üçüncü bilmem neyi soracaklar mı? Meslek görev iş diyor. Okey mi? O ile olursa meslek çok önemli. Şimdi ne diyor? I am on vacation. Be on vacation neydi? Tatil doğru. I want to lose weight diyor. Kilo kaybetmek. Yani vermek istiyorum. I am not eating anything today. Bugün hiçbir şey yemiyorum. Tamam bir gün yemedi bitti. Mutlaka da verirsin. Bir gün yemedi bu iş. O iş çözülür. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın İngiliz klavyonun yüzü sevmemin başka bir şey. Sözüm olarak bizim continuous çalışıyoruz ama aynı zamanda çok önemli bir sürü fiil çıkacak. Ve ben bunların birazdan eş anlamlarını vereceğim. Nerede, nereye gidecek olan? Konuyu dağıtma. Şimdi bakın. Önce get fiiline bakalım. Nedir bu get? Daha doğrusu soru yanlış oldu. Bu get ne değildir? Olmalıydı. Get. Elde etmek, edinmek, kazanmak, almak, satın almak, yakalamak, ele geçirmek diyor. Daha bu birincisinde bir sürü anlam var, doğru mu? Geri döndü. Hatadan dönmek yerdendir. Anlaşıldı. Gel, almak ulaşmak. Bak, almak, yemek. Belirli bir duruma geçiş gösterir diyor. Getting older, yaşlanmak gibi, leşmekleşmek gibi. Bir sürü anlam var. Varmak, ulaşmak, başarmak, ebilmek, ebilmek, huzurluk, bir sürü şey var. Get bu. Diğerlerine bakalım. Become ne? Olmak fiili. Bazen to be fiili gibi. Bakın, her iki ifade de kendinden sonra gelen fiili, sıfatları fiilleştiriyor. Ol ne? Yaşlı. Ama get ol. Yaşlı olma. Yaşlanma. Dark. Karanlık. Karanlık. Koyu resmen. Get dark. Ya da aynısı bir kan içinde bunlar. Her ifadeler bunu yapar. Dolayısıyla sen get'in anlamını öğrendin sanarsın. Her gören sıfata göre o değişir. Dolayısıyla bir türlü yakalayamaz. Biraz kaypaktır kendileri. Change. Değişmek. Eş anlamlısını bilen var. Değişmek ya da değiştirmek anlamı. Olabilir. Transform olabilir. Hiç aklıma gelmiyor. Benim aradığım o değildi ama doğru. Bak, çok daha net söyleyeyim mi? Ben buna biraz değiştirip yiğit altar diyorum. Hakan filminde bir altar çıkıyor. Bir şey var bakalım. Bir altar vardı denemişte bakayım internetten bir yerim bakalım olması lazım. Babası mı? Yiğit altar yani. Onu biliyorum abi. Çok iyi geçiyor. Alter fiili neymiş? Alter. Değiştirmek. Sevgili arkadaşlar bu bölümü buradan kapatıyoruz. Yeni bir bölüm açıyoruz. Efendim? İkisi de. Yok öyle bir tanesini söylemişmişsin. Alter neymiş arkadaşlar? Eş anlamlısına bakıyoruz da çıkıyor. Cihaz, ayarlama mı? Değiştirme ayarlama mı? Değiştirme ayarlama mı?
bilmiyorsan gibi. Şimdi bakın, tekrar söylüyorum, eşanlanma demek bir kelimenin her durumda diğerinin yerine kullanılması demek değil. Eşanlanma demek anlamlarından bir tanesinin çakışmasıdır. Demek ki adjust'la bunun çakıştığı bir kullanım var. Ama bu değişmek değil de ayarlamaktır. Change, frekansı değiştir dediğinizde aynı zamanda adjust anlamında olabiliyor, doğru mu? Gibi. Yani sinonim şu değil. Ben bunu çıkarırım, her zaman bunu kullanırım. Böyle sinonim çok var. Değil mi? Siyahla kara. Her istediğiniz yerde aynı şekilde kullanılmaz, aynı etkiyi de vermez. Değil mi? Kara tarih dersin ama siyah tarih yok. Tarihin rengi siyahsa suçu nedir? Bir de kör var değil mi? Kör tarih var. Ama kör tarih var, ama tarih yok. Öyle. Dolayısıyla arkadaşlar lütfen. Rise ne? Artmak. Bakın İngilizce'de en önemli fiillerden bir tanesi budur. Aynı zamanda ortaya çıkarmak fiilidir. Rise doğru çıkmak fiili. Bakın neymiş? Hepsi önemli fiiller. Hepsi önemli. Son zamanlar eskiden Outmut yok diyordum, artık o da var. Güvenemiyorum. KPDS, ÖDS sınavı, ÖDS sınavı yine yazıldı yani. Onlara güvenemiyorum. Ama temelde ne? Go up. Yine. Go up nedir diye düşündüğünüzde go gitmek, up yukarı. Türkçe'de ne kadar anlatmazsa hepsi var. Mesela the rate of inflation is going up. Enflasyon oranı yükseliyor, artıyor. Ya da balon için, ha, oh, it's going up der. Yukarı çıkıyor. Fiziksel ya da climb nedir? Tırmanma. Aynı zamanda fiyatlar tırmanıyor diye alternatif söylediği şekli var mı? Mount nedir? Artma. Tamam. Aslında fiil şekli daha yükselmektir bu. Yükseltidir diye bir anlamda, doğru mu? Fiil hali. İşte buradan gelir mount. Ata eşeğe binmeye de mount diyorlar. O da yüksek bir yere çıkmıyor. Bakın ciddi söylüyorum. Yani espri falan değil. Ateşe binmenin diğer bir anlamı mağdur. Neymiş? Bir şey yok. Bulamadım. Buradaki. Mount. Bakın, if something mounts, adamlarından biri. It increases diyor mu? Yoğunluğu artıyor. Var mı bir şöyle bir anlamı? Miktar artıyor diyor. If you mount a horse or cycle bisiklet, you climb on it so that you can ride it. Bu so that mek için mak için anlamı kadar arkadaşlar. Sürebilmek için üstüne tırmanırsınız. O zaman mount fiilinin bir anlamına yüksek bir yere tırmanmak çıkmak mı? Dismount. Tırmanırsan inmek de lazım. Ben size turuncu dedim ki dismount'a girmiyor yalnız. O düşüyor ya. Dismount'a bilerek yapmak lazım. Var mı sorun? Şimdi tekrarlayalım. Bak bu çok önemli. Artmak anlamındaki. Şimdi increase'e gelelim, ona bakalım. Gördüğünüz gibi bir sürü şey var. Hemen size alıyorum. Şimdi başlayalım, sonra devam edeceğiz. Şimdi pro halini daha iyi şekle getirmek, doğru mu? Pro bakınız. Bunu da yazıyorum abi. Benzer anlamlara bak. Get better, improve, gelişmek, daha iyi gelişmek. Bir gelişmek, bir de daha iyi hale gelmek. Şimdi arkadaşlar diğerlerini yazmayın, benim dediklerimi yazın. Advance, progress ve develop. Bizim için çok önemli. KPDS işine yaramayan var mı? Ben KPDS'den alsam benim işimi görmez. Hepimizin işine yarar değil mi? Bazı şeyleri onu da düşünerek yazıyorum da. Yani anlatacak bir cümle var.
Orada çok şey numara da yani. Üdese'de de zaten anlamca yakın cümle Üdese'de de var. Siz görmüyor. Paragrafların içinde cevaplar cümlede geçen bir paragrafta geçen bir cümlenin anlamca yakınıdır cevaplar. Evet arkadaşlar, improve. Bir de Türkçesine bakalım. Düzeltmek, yoluna koymak, düzelmek, yola girmek diyor. Geliştirmek, ilerlemek, gelişmek, ilerlemek diyor. Değerlendirmek derken, bak değerlendirmek, kıymeti artmak anlamında kullanıyor. Son kelimemizi de söyleyip ondan sonra denemiz yapalım arkadaşlar. Bu da increase. Rise, increase. Ama bazı kelimeler bazılarıyla daha çok kullanılır. Ya da rise'ın bir de şey anlamı var mesela, güneşin doğuyor olması anlamı da verip artmak değil, onu söyledim ama belki de buradaki anlamı o değil mi? Ama increase değil. Artmak değil. O, i̇şte o rise. Altıncı yıl soruyor arkadaşlar. Artık bundan bir imanım var ya. Rise aynı zamanda arkadaşlar, bakınız. Bu da en çok sevdiğim anlamıdır. Ortaya çıkmak, gözükmek, belirmek. Ben bazen bu fiilleri yazarken hep bu fiil. Ortaya çıkmaktır, doğru mu? Eş anlamlı rise deyince sadece rise'ın birinci anlamını bilen arkadaşlar itiraz ediyorlar. Arkadaş, abi sana yedinci anlamı. Ama çıkıyor, yapacak bir şey. Teneffüs.